Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde karesel fonksiyonların incelenmesine devam edeceğiz. Özellikle bunların doruk formunda yazılışı ve onların y eşittir x kare parabolünün grafiğinden yararlanarak grafiklerinin çizilmesiyle ilgileneceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. İlk örneğimiz fx eşittir. Yazalım hemen. Şuradan fx eşittir. Eksi 0.25 x'in karesi eksi 2x artı 2. Bunu doruk formunda yazacağız. Daha sonra da ne yapacağız? X kare parabolünün grafiğinden yararlanarak bu fonksiyonun grafiğini nasıl çizileceğini göstereceğiz. Yapacağımız işlem şu. İlk olarak eksi 0.25 x kare ve eksi 2 x'i eksi 0.25 parantezine alıyoruz. Burası x kare artı 8 x oluyor. Dışarıda da parantezin dışında da artı 2 var. Şimdi eksi 0.25 çarpı x kare artı 8 x'i tam kare dönüştürmem lazım. 8'in yarısı arkadaşlar 4. 4'ün de karesi 16. Eğer burada artı 16 diye bir terim olmuş olsaydı x kare artı 8 x artı 16 bir tam kare olacaktı. Bu yüzden 16 ekleyip çıkartıyorum ki verilen ifadeyi tam kareye dönüştürebileyim. 16 ekleyip çıkartıyorum. Neden? Çünkü sadece ona 16 eklersem yeni bambaşka bir fonksiyon elde edeceğim. Bu nedenle. Devam edelim. Eksi 0.25. Şimdi x kare artı 8 x artı 16 yerine ne yazacağım? X artı 4'ün parantez karesi yazacağım. Burada bir de eksi 16 vardı parantezimizin içerisinde. Eksi 16 ile de eksi 0.25'i çarpacağım. Ve onun da sonucu artı 4 olacak. Bir de dışarıda sabitlerimiz vardı 2 diye. O da yazılacak. Düzenleyelim. Eksi 0.25 çarpı x artı 4'ün parantez karesi artı 6 şeklinde bir ifade elde etmiş olacağız. Peki bunun tepe noktası nedir? Tepe noktasının koordinatları nedir derseniz. X artı 4'ün parantez karesi vardı. Hatırlarsanız eğer a çarpı x eksi h'nin parantez karesi artı k şeklinde bir fonksiyonun tepe noktasının koordinatları h'ye k idi. Eksi h'nin karesi olması lazım. O yüzden burada x artı 4'ün karesi nasıl yazılabilir? X eksi eksi 4'ün karesi de yazılabilir. Bu nedenle absisimiz eksi 4, ordinatımız da 6 tepe noktasını. Burada x karenin katsayısı a sayısı yani eksi 0.25, bu da 0'dan küçük olduğu için bu fonksiyonun grafiğinin kolları nedir? Aşağı doğrudur arkadaşlar. Ve aşağı doğru olduğu için bu fonksiyonun HYK noktasında bir yerel maksimum vardır. Yani bu fonksiyonun F fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaça eşittir arkadaşlar? En büyük değer 6'ya eşittir. Bu nedenle de fonksiyonumuzun görüntü kümesi 6 ve 6'dan küçük olan tüm reel sayılar kümesidir. Gelelim x kare parabolünün grafiği verildiği zaman bize bu grafik verildiği zaman eksi 0.25 çarpı x artı 4'ün karesi artı 6'nın grafiğini nasıl çizdireceğimize hemen bakın, GeoGebra'dan yararlanarak çizdiğim grafiği inceleyelim. Burada ilk yapacağım işlem nedir? Tabii ki y eşittir x kare parabolünün grafiği zaten bana verildi. İlk yapacağım işlem şurada kırmızı renkle görmüş olduğunuz y eşittir eksi 0.25 x karenin grafiğini çizmek. Peki bunun grafiğini nasıl çizeceğim? Her şeyden önce negatif yani bir katsayımız olduğu için y eşittir x karenin
X eksenine göre simetriği alınır. Yani yansıması alınır. Arkasından da y eşittir eksi 0.25 x kare olduğu için dikkat ederseniz kollar ve bu sayı yani 0.25 sayısı 0 ile 1 arasında olduğu için kollarda ne olacak? Biraz daha açılacak. İlk önce bu nedenle y eşittir eksi 0.25 x karenin grafiğini çizeriz. 1 ne yaptık? Hatta ilk önce diyebilirsiniz ki y eşittir eksi x karenin grafiğini çiz. Yani bunun içinde y eşittir x karenin grafiğinin ne yapman lazım? Grafiğinin x eksenine göre simetriğini alman lazım. Daha sonra da ne yapılabilir? Y eşittir eksi 0.25 x karenin grafiği ile y eşittir eksi x karenin grafiğinin 0.25 ile çarpılmasını grafiğini çizeceğiz yani. Bu nedenle de kolları biraz açılacak ve ona göre grafiğini elde edeceğiz. Üçüncü aşamada neyi yapacağız? Üçüncü aşamada eksi 0.25 çarpı x eksi bir saniye x eksi 4 müydü? X artı 4'tü. X artı 4'ün karesinin grafiğini çizdirmem lazım. Peki bunu nasıl çizdireceğim? Onu da bakalım. Söyleyelim hemen. Y eşittir eksi 0.25 x karenin grafiğinin x ekseninin kestiği nokta neresidir? Sıfır noktasıdır değil mi? Bu x y ne zaman sıfıra eşit olur? Y sıfırsa x de sıfıra eşittir. Aşağıdaki fonksiyona bakalım. Y'ye sıfır verdiğimiz zaman eksi 0.25 çarpı x artı 4'ün parantez karesi ne zaman sıfıra eşit olur? X eksi 4'e eşit olduğunda. Yani ben eksi 0.25 x karenin grafiğini x eksenin üzerinde 4 birim sola kaydıracağım. Şimdi dikkat ederseniz kırmızıyla çizilmiş olan fonksiyonun grafiğini 4 birim sola kaydırdığımız zaman biz hangi fonksiyonun grafiğini elde etmiş oluyoruz? Şu yeşille çizilen fonksiyonun grafiğini, yani y eşittir eksi 0.25 x eksi 4'ün x artı 4'ün parantez karesinin grafiğini elde etmiş oluyoruz. Bakın kırmızı ile çizilmiş olan y eşittir eksi 0.25 x kare fonksiyonunun grafiğini aldık ve 4 birim ne yaptık? Sola doğru kaydırdık. Peki dördüncü aşamada ne yapıyoruz? Onu da hemen söyleyelim. Dördüncü aşamada arkadaşlar y eşittir eksi 0.25 çarpı x artı 4'ün parantez karesi artı 6'nın grafiğini çizdireceğiz. Bunun için de yeşil renkle verilmiş olan fonksiyonun grafiğini 6 birim şuradaki noktadan 6 birim ne yapıyoruz? Tutup yukarı doğru 6 birim y ekseni üzerinde yukarı doğru kaydırıyoruz. Ve böylece şu morla göstermiş olduğumuz ve y eşittir eksi 0.25 çarpı x artı 4'ün parantez karesi artı 6'nın grafiğini elde etmiş oluyoruz. Dikkat ederseniz buranın tepe noktası ne olarak verilmiş? A noktası eksi 4'e 6 olarak verilmiş. Tepe doruk formülü az önce biz de onu ifade etmiştik. Demek ki biz x kare parabolünün grafiğinden yararlanarak y eşittir eksi 0.25 çarpı x artı 4'ün parantez karesi artı 6'nın grafiğini çizmek için bir, ilk önce y eşittir eksi 0.25 x karenin grafiğini elde ederiz. Hem yansıma hem de açılma yaparak dikkatseniz kollar daha çok açılıyor x kareye göre. Hem arkasından da x artı 4'ün karesinin grafiğini, eksi 0.25 çarpı x artı 4'ün karesinin grafiğini çizmek için de ne yapıyoruz? Kırmızı ile çizilen grafiği 4 birim sağa kaydırıyoruz. Arkasından da bu grafiği de 6 birim y ekseni üzerinde yukarı doğru kaydırıyoruz. Yani şu şekilde x artı 4'ün parantez karesi şeklinde bir ifade görürsek bu x ekseni üzerinde kaydırmayı ifade edecektir. Bir sabit terimin eklenmiş karşılaması ise y ekseni üzerinde
kaydırmayı ifade edecektir. Bir başka örnekle devam edecek olursak fx eşittir 2x kare eksi 20x artı 37 verilmiş. Bunu ilk önce iki parantezine alıyorum. X kare eksi 10x artı 37. Şimdi eksi 10'un yarısı eksi 5. Eksi 5'in de karesi nedir? 25'e eşittir. Eğer burada 25 diye bir terim olmuş olsaydı x kare eksi 10x artı 25 bir tam kare olacaktı. O yüzden 25 ekleyip çıkartıyorum parantezin içerisine. Zaten parantezin dışında da sabit bir terim olarak 37 duruyor arkadaşlar. X kare eksi 10x artı 25'i ne diye yazıyorum? X eksi 5'in parantez karesi yazıyorum. 2 ile eksi 25'in çarpımı eksi 50. Onlar parantezin dışına çıkmış oluyor böylelikle. Ve sonuçta da ne elde etmiş oluyoruz? 2 çarpı x eksi 5'in parantez karesi eksi 13 şeklinde bir fonksiyon elde etmiş oluyoruz. Buna baktığımız zaman tepe noktamızın koordinatları 5'e eksi 13'tür arkadaşlar. Bu fonksiyonda a sayısı, x karenin katsayısı 2, 0'dan büyük olduğu için bizim grafiğimizin yani parabolümüzün kolları yukarı doğrudur. Kolları yukarı doğrudur. Bu nedenle tepe noktamızdaki eksi 13 değeri f fonksiyonunun alabileceği en küçük değerdir. F fonksiyonunun alabileceği en küçük değer kaça eşitmiş? Eksi 13'e eşitmiş ve bu değeri de hangi x için elde ediyormuş? 5 noktasında yani f5 eksi 13'e eşit. Görüntü kümesi nedir derseniz görüntü kümesi de eksi 13 ve eksi 13'ten büyük olan tüm reel sayılardır diye ifade ediyoruz. Gelelim x kare parabolünün grafiğinden yararlanarak bu verilen elde ettiğimiz fonksiyonun yani 2 çarpı x eksi 5'in parantez karesi eksi 13'ün grafiği nasıl çizileceğimize. İlk olarak birinci aşamada yapacağımız işlem şu. Birinci aşamada y eşittir 2x karenin grafiğini çiz. Bunun için de 2 kat sayısı birden büyük olduğu için y eşittir x kare parabolün kolları ne olacak? Daralacak arkadaşlar. Bundan sonraki aşama ise, ikinci aşama ise ne olacaktır? Şöyle yazalım. Bir saniye koyayım. Evet, işini aldım. Y eşittir 2 çarpı x eksi 5'in parantez karesinin grafiğini çizilmek olacaktır. X eksi 5'in parantez karesi olduğu için burada ben x eksen üzerine kaydırma yapacağım. Eksi 5 söz konusu olduğu için de x eksenin üzerinde 5 birim sağa kaydıracağız. Neyi? 2x kareyi 5 birim sağa kaydır. Neden sağa kaydırıyorum? Çünkü 2x karenin kökü x eşittir 0 noktası iken y eşittir 2 çarpı x eksi 5'in karesinin kökü yani 0 y'yi 0 yapan değeri x eşittir 5'tir. Bu nedenle 2x karenin grafiğini ne yapıyorum? 5 birim sağa doğru kaydırıyorum. Bakın şu kırmızıyla verilen grafiği ne yapıyoruz? 5 birim arkadaşlar sağa doğru kaydırıyoruz kırmızıyla verilen grafiğimizi. Böylelikle 2 çarpı x eksi 5'in 2 çarpı x eksi 5'in karesi grafiğini elde etmiş oluyoruz. Üçüncü aşamada ne yapacağız? Üçüncü aşamada ise y eşittir 2 çarpı x eksi 5'in parantez karesi eksi 13'ün grafiğini çizdireceğiz. Şimdi peki 2 numaralı grafikten 3 numaralı grafiğe nasıl bir geçiş yapacağım? Eğer bir sabit kadar sayı eklendiyse veya çıkartıldıysa bu sefer y ekseni üzerine kaydırma yapılacaktır. O zaman y ekseni üzerine ne kadar kaydırma yapacağım? 13 birim aşağı kaydıracağım. Aşağı kaydır diyeceğim. Dikkat ederseniz yeşil renkle verilen fonksiyonun grafiği tam olarak arkadaşlar 13 birim aşağıya kaydırılmıştır ve
Mor renkle veriler 2 çarpı x eksi 5'in parantez karesi eksi 13'ün grafiği elde edilmiş olur. Arkadaşlar, x karenin grafiği verildiğinde doruk formunda yazılan bir fonksiyonun grafiğini de nasıl elde edeceğimizi görmüş olduk. Vaktinizi ayırdığınız ve dersimi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyerek ne yaparım? Dersimi sonlandırırım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de ne yapacağız? Artık bu karesel fonksiyonların uygulamalarına geçeceğiz. Lütfen kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.